Nasıl çekin gidin. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Türkiye Afrin'e Zeytin Dalı adı altında operasyon başlatmıştır. Ülkemiz için tehdit oluşturan Suriye'nin Afrin bölgesine TSK'ları huzur ve barış tesisi için ve o bölge insanın kendi topraklarında güven içinde yaşaması maksadıyla Zeytin Dalı operasyonunu 20 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlatmıştır. Şu bilinmelidir ki hiç kimse İslam coğrafyasının huzur ve güvenliği davasında büyük ve üstün değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve onun işbirlikçileri işlerine geldiği mi çıkarlarına uygun olduğunda her yapılanı güzel ve doğru bulanlar ülkemiz devreye girdiğinde her şey zora giriyor diyenler bizim muhatabımız değildir. Daha harekat başlamadan yani 5 gün evvel ABD'nin 1000'e yakın PKK'lı haini Tel Abyad'a naklettiği haberi alınmıştır. Suriye'nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD ve kanlı müttefikler ise DAEŞ, PYD ve PKK'dan müştekildir. Afrin geçen yıl oldu bitti ile PYD tarafında kontrol altına alınmış ve ülkemize yönelilen tehditler artarak devam ederken ABD 4000 civarında tır ile silah sevkiyatını yaparak kimin yanında olduğunu göstermiştir. Bu nedenle gelinen süreç ve alınan operasyon kararını Adıyaman Şehit Gazi aileleri ve derneği olarak sonuna kadar destekliyoruz. Afrin'de Membiş'te terör devletinin provaları yapılmaktadır. Amanos Dağları Afrin'e açılan penceredir. Bu tarihe kadar hain ve kanlı eylemlerini anılan bölgeden gerçekleştirmişlerdir. Halep'in bu ilçesi terörizmin esaretinden kurtarılırsa Suriye'nin kuzeyinde hainlerin barınma ihtimali kalmayacaktır. Zeytin Dalı harekatını gerçekleştirmeye başlayan TSK askeri harekatı yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve devam etmektedir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaya başlamış ve artık söz bitmiştir. Harekat aşamasına gelmiştir. Sivillerin zarar görmemesi kullanmaya başlamıştır. Ve artık söz bitmiştir. Harekat aşamasına geçilmiştir. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmeye de devam etmektedir. Artık terör örgütü PYD, PKK'ya Afrin'in tabut, Münbiç'in mezar olması için operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye artık tüm dünyanın dikkatini Afrin'e çekmeyi başarmıştır. ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'nin kaygılarına kulak verdiklerini açıklamak durumunda kalmıştır. Madem yakın işbirliği diyorsanız o zaman ne arıyorsunuz? Hem Türkiye ile stratejik ortak olup hem de PYD, PKK, YPG ile ortaklık kurmak cinayet ve ihanettir. Türk milleti bu tuzağa düşmeyecektir. Kuzeyden güneye yani Akdeniz'e ulaşma hedefi olan koridor açma hesapları artık bozulmuştur. ABD verdiği hiçbir sözde durmamıştır. En son olarak sözde Kuzey ordusunu kurmaya kalkarak bardağı taşırmıştır. Türkiye'nin teröristleri yakaladıkları yerde imha etmesi ertelenemez bir görevdir. İnancımız odur ki Afrin'de hiçbir terör unsuru kalmadan harekat devam edecektir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Adıyaman Şehit Gazi Derneği olarak İslam coğrafyası huzur ve barışa kavuşana kadar Suriye esas ve gerçek sahiplerine teslim edilene kadar bütün İslam ülkelerinin Türk devletlerini ülke içinde bütün STK'ları devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Gerekirse biz Adıyaman ve Şehit Gazi aileleri, Gazi olan arkadaşlarımız tekrardan Afrin operasyonuna katılıp tekrar yeniden şehit olma mertebine ulaşmaya talepler. Şehit ailelerimiz birer çocuklarını şehit verdilerse de ikinci evlatları Afrin'e gönderip ülkemiz sınırlarımızın güvenliği için tekrar şehit vermeye hazırlardır. Saygılarımı sunuyorum.